4 liranın altında bir fiyat kabul edilemez. Ben para kazanmıyorsam, kusura bakma, bu zor dönemde sen de taşın altına elini koy ey sanayici. Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, Temmuz-Aralık dönemi için belirlenen 3 lira 20 kuruş çiğ süt fiyatının acilen güncellenmesi gerektiğini, üreticinin beklentisinin en az 4 lira olduğunu açıkladı. 1 Temmuz'dan itibaren 3.20 kuruş süte bir zam gelmişti. Ama geçen bu süreç içerisinde gerçekten özellikle yem fiyatlarına, maalesef hiç kimse bunu dile getirmiyor, durduramıyor da yani işin kötüsü bu. Hükümetimiz çeşitli tedbirler alsa da bunlara ucuz ya da işte süspanse edilmiş ham madde verse de fakat yemciler durmadan mütemadiyen çok ciddi bir zam yapıyor. Diğer yandan da market raflarında da bakıyoruz. Tüketicilerden de bize işte market raflarının çok ciddi zamlar geldiği yönünde bilgiler geliyor. Kendimiz de gözlemliyoruz bunu. Ama üzülerek şunu ifade edeyim ki üreticinin üretmiş olduğu süde o günden bugüne bir kuruş dahi zam geldiği yok. Biz de bunu hem Merkez Birliği kanalı aracılığıyla hem de sanayicilerle birebir görüşerek bakanlığımıza iletiyoruz Merkez Birliğimiz aracılığıyla. Acilen süt fiyatları yılbaşını beklemeksizin o gün 1 Temmuz'da açıklanan bu fiyat 3.20 kuruş olan fiyat yılbaşına kadardı, 31 Aralık'a kadardı. 1 Ocak'tan geçerli yeni fiyat yapılacaktı ama geçen bu süreç içerisinde gelişen olaylar ve değişen olaylarla beraber bu fiyat artışının kesinlikle 1 Ocak'a beklememesi gerektiği çok açık ortada. Ciddi anlamda özellikle daha doğurganlık şeyine anaç vasfını yitirmemiş hayvanlar, özellikle inekler kendi bölgemde de görüyorum ve üzülüyorum da kesime gidiyor. İnekler kesiliyor. Buna acilen bir müdahale yapılması yönünde hatta bu sabah yine görüştük bazı sanayicilerimizle. Dedik burada ya bu Kasım ayı içerisinde, daha bir şey geçmiş değil, bugün Kasım ayının biri. Yani Ulusal Süt Konseyi toplanıp bu fiyatları revize etmesi lazım. Ocak ayını kesinlikle beklenmemesi lazım. Ve revize edilecek fiyat da öyle göz doldurma, göz boyama yani günü kurtarma olmaması lazım. En az 4 liranın altında bir fiyat kabul edilemez. Yani burada bakın market raflarına zaten geldi bu. Hani biz 4 lira istiyoruz, diğer taraftan da market raflarına da zam gelsin demiyoruz. Yani bu zaten bize zam gelmeden buralara bunlar yansıdı. Bunu herkes biliyor yani burada bilmediğim bir şey değil. Burada fark gelmeyen, artış yapılmayan tek fiyat bizim şu gördüğümüz, bizim karayinen vermiş olduğu süt. Sütüp Başkanı Suiçmez, çiğ süt zammının ardından sanayicilerin de raf fiyatlarını arttırdığına dikkat çekerek, ''Ey sanayici, bu zor dönemde sen de elini taşın altına koy, raftaki süt fiyatına zam yapma.'' dedi. Yeme durmadan en son geçen hafta 10-12 lira zam geldi yemin çuvalına. Butona vurduğumuzda 200 lira gibi, 200-220 lira gibi zam geldi. Şimdi buna zam gelirken biz de, yani biz yediriyoruz bunu. Geçen sene oranına baktığında işte silajından tut, yem şeyine çalışan adamına kadar işte biz de bu enerjiyi kullanıyoruz. Biz de bu zamlarla karşı karşıya geliyoruz. Şunu da aynı orantıda yani buna zam vermeden ben o sanayiciye de şunu diyorum. Ya arkadaş sen benim bu süde zam vermedin. Sen markette yine neye zam yaptın? Eğer markette yine yapma zamı bana da yapma. Tüketici de gelin cebindeki gelirine göre gitsin biraz daha fazla tüketsin. Anamın ak sütü gibi de helal olsun ona. Ben para kazanmıyorsam, kusura bakma bu zor dönemde sen de taşın altına elini koy ey sanayici. Sen de taşın altına elini koy. Ben nasıl koyuyorsam, o tüketici nasıl koyuyorsa, orada market rafından zor zahmet alıyorsa o peyniri, sütü, yapmasan bana da yapma. Çok net söylüyorum bunu burada. İşte sıkıntı burada zaten, eşitsizlik. Sanayici orada, hiç bizim gibi bağırma çağırmasına da gerek yok sanayicinin. Sanayici koyuyor yapardı, tamam diyor, ben diyor bu kadar benim maliyetim, ben bunu bu kadara satıyorum diyor. Tamam satıyor. Biz bunu diyemiyoruz. Maalesef yani bunu deme şansımız yok bizim. Yani sen yapma bizim gene yapma sorun değil. Bizim kara inen sütü gene 3.20. Ya sanayici yarın öbür gün biz bitersek sen bu sütü bulamayacaksın. Sen de kapatacaksın fabrikayı. Küllüğüm kapatacaksın. Ben onun feryadı içerisindeyim. Ben köylerde nereden nereye gelmiş bu sütü biliyorum. Yazık günah bu hayvanlara diyorum. Gencecik ikinci buzağda, üçüncü buzağda hayvanlar kesiliyor şu anda. Gerçekten kesiliyor. Yani sanayici bizi düşünmesi lazım. Bu parayı verecek olan sizsiniz.